Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit üzerine 30 yılı aşkın süredir araştırma yapan ünlü tarihçi ve yazar Profesör Doktor Vahdettin Engin'in Göbel Termal Tesislerinin müdavimlerinden olduğu ortaya çıktı. Geçmişte Tavşanlı Belediyesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferans için geldiği Tavşanlı'da Göbel Termal Tesislerinde konaklayan Vahdettin Engin, o günden bugüne belirli aralıklarla ilçeye gelerek konaklıyor ve Göbel Termal Tesislerinden doldurduğu sularla İstanbul'a dönüyor. Mide rahatsızlığından dolayı daha önce sürekli ilaç kullandığını söyleyen Profesör Doktor Vahdettin Engin, suyun mide rahatsızlığına iyi geldiğini ifade etti. İşte çok güzel bir ortam. Bir kere öncelikle onu görmüş olduk. Ve diğer taraftan da aslında bu kaplıcanın suyunun mideye iyi geldiğini de öğrenmiş olduk. Ve ben giderken yanıma birkaç şişe buradan su aldım. Sonra gerçekten o suyu içtikten sonra mideye gerçekten iyi geldiğini fark ettim. Ve sonrasında da aslında sadece suyun mideye iyi gelmesi değil, buradaki ortam, buranın cazibesi, o zaman eşimle de gelmiştik zaten. Bize bir hayli ilginç geldi ve sonradan özellikle misafir olarak da geldik, burada kaldık. Göbel çok değerli bir yer ve bu tarz rahatsızlıkları olanlar için de, yani mide rahatsızlıkları olanlar için de kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi geliyor. Ve zaman zaman da aslında bundan sonrası için de inşallah Göbel'e geleceğim. Bundan sonra da devam edeceğim gelme. Tavşanlı ilçesinin birçok özelliğinin bulunduğuna dikkat çeken Engin, ilçenin tanıtılması gerektiğini belirtti. Şu olabilir aslında, Tavşanlı Türkiye genelinde böyle bilinirliği çok yüksek değil. Aslında bu farkındalığı yaratmak için veya bilinirliğini arttırmak için belki bir takım etkinlikler yaparak Tavşanlı'yı böyle daha göz önüne getirmek mümkün olabilir. Bu Göbel Kaplıcaları da aslında bunun için iyi bir fırsat.